Salim Manav'la Anadolu Ateşi başlıyor. Başlıyor. Mutlu günler sevgili dinleyenler. Anadolu Ateşi başladı, programımıza hoş geldiniz. Hemen hatırlatalım, sizler de bizlere ulaşabilirsiniz. Twitter'da Radyo Spor ve Salim Manav, Instagram'da Salim Manav bize ulaşabileceğiniz adresler. Bu adresleri takip ederseniz mutlu olurum sevgili dinleyenler. Bugün UEFA Konferans Ligi gecesi. Temsilcilerimiz UEFA Konferans Ligi'nde sahneye çıkıyor. Fenerbahçe Hollanda'da Twente deplasmanında, Beşiktaş'ın İç sahada rakibi Dinamo Kiev, Adana Demirspor'un iç sahada konuğu Belçika ekibi Genk sevgili dinleyenler. İlk maçlar nasıl sonuçlanmıştı? İlk maçlar Fenerbahçe Twente'yi sahasında 5-1'lik skorla mağlup etti. Beşiktaş deplasmanda Dinamo Kiev'i 3-2'lik skorla mağlup etti. Adana Demirspor'da deplasmanda 2-1 mağlup oldu. Umarım 3 takımımız da bugün kazanır ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruplara kalır. Playoff maçları çok çok önemli. Bundan dolayı hafta sonunda Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Adana Demirspor lig maçları oynamadı. Sebebi ise Türkiye Futbol Federasyonu Konferans Ligi'ndeki ve Şampiyonlar Ligi'ndeki playoff mücadelelerini düşünerek bu kararı aldı. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kaldı. Ajans Spor'dan 4 torbayla ilgili, Galatasaray 4. torbada. Diğer 3 torbadan hangi takımlar gelebilir? Bunlarla ilgili zaten tüm torbaları haberleştirdi arkadaşlarımız. Bunu da söyleyelim. Takip edebilirler. Zor takımlar var ilk 3 grupta. İlk 3 torbada. Bunu belirtelim. Umarım güzel takımlar denk gelir. Ben diğer takımlarımızın da UEFA Konferans Ligi'nde gruplara kalacağını düşünüyorum. Fenerbahçe ve Beşiktaş çok çok önemli bir avantaj elde etti. Adana'da Adana Demirspor Genk'e karşı oynayacak. İlk maç 2-1 temsilcimizin mağlubiyetiyle sonuçlandı. Ancak Adana sıcaklığını ve taraftarı düşündüğümüzde iki farklı skorlar ve tek farklı galibiyet uzatmalara götürecek maçı. İki farklı galibiyetler tur atlamasına sağlayacak Adana Demirspor'un. Tüm takımlarımıza başarılar dileyelim ve birincilik'i konuşalım. Trendyol birincilik ekiplerinden Ankara Keçiören Gücü sezon başında bir teknik direktör değişimi yaşadı. Ankara Keçiören Gücü'nde teknik direktörlük görevine Serhat Gürpınar getirildi. Kendisi geçtiğimiz sezon Ankara Demirspor'un önemli işlere imza atmıştı. Bu sezon Serhat Hoca ile birlikte lige başladı Ankara Keçiören Gücü. İlk 3 haftada bir galibiyet, bir beraberlik, bir mağlubiyet elde ettiler. Şu anda 8. sırada 4 puanlar var. Bunu belirtelim sevgili dinleyenler. Bu haftada Ankara Keçiören Gücü'nün rakibini kontrol ettiğimde Bolu Spor. Deplasmanda Bolu Spor'a karşı oynayacaklar. Bunu sizlerle paylaşalım. Hattımızda konuğumuz Ankara Keçiören Gücü Teknik Direktörü Serhat Gürpınar. Hocam hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız? Hoş bulduk. İyiyim. Sağ ol Salim. Sizler nasılsınız? İyisiniz inşallah. Bizler de iyiyiz. Teşekkür ederim hocam. Çok çok sağ olun. Hocam hemen şununla başlamak istiyorum. Ankara Keçiören Gücü maçını konuşacağım ama onun öncesinde bugün Avrupa gecesi, ülkemizdeki takımlar için UEFA Konferans Ligi'nde çok önemli maçlar var. Fenerbahçe ve Beşiktaş avantajlı bir durumda. Sizin öngörünüz nedir hocam? Ne dersiniz? Çünkü bu maçlar ülke puanımız açısından çok çok önemli. Evet, senin de söylediğin gibi Fenerbahçe ve Beşiktaş ilk maçlarda büyük avantaj yakaladılar. İnşallah bugün son noktayı koyacaklardır. İnşallah Adana Demirspor da ilk maçta iyi oynamasına rağmen skor anlamında mağlup oldu ama inşallah onlardan da bugün taraftarların önünde uzun süredir Adana'da bu tip maçların olmamasını da göz önünde bulundurarak Adana seyircisinin de katkısıyla inşallah bugün onlardan da turu geçecek bir sonuç bekliyoruz. Dualarımız, kalbimiz bütün Türk takımlarıyla inşallah bugün 3 takımımızdan da tur haberlerini bekliyoruz. Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz Serhat Gürpınar, sohbetimiz devam ediyor. Serhat hocam, Ankara Keçiören Gücü ile anlaştınız sezon başında. Geçtiğimiz yıl Ankara Demirspor'daydınız ve
bütçe ve takımın geldiği konuma baktığımda çok çok önemli işlere imza attınız. Yine aynı şekilde Ankara Keçiören Gücü de çok mütevazı bir yapıya sahip. Keçiören Gücü'ne geçiş süreci nasıl oldu? Bundan bahseder misiniz? Ve bir de ilk 3 hafta geride kaldı. En çok eleştiri de liglerde az gol olmasından dolayı çok çok eleştiri var. Bu noktada yorumunuz nedir? Hedefler nelerdir? Şimdi burayla alakalı geçiş sürecinde evet Ankara Demir'le Ankara olmamızdan dolayı Sedat Başkan geçen sene takip ediyormuş sonradan aldığımız bilgilerle. Yani Ankara Demir'deki performanstan dolayı da hem sıralamadaki yer hem oyun kalitesi anlamında ve daha önce çok süre almamış ya da çok bilinmeyen oyuncularla iyi bir sıralama playofflar olunca Sedat Başkan da sağ olsun lig bitince aradılar bizi. Görüştük. Kulübün yapısını da az çok bildiğim için çok düzenli bir kulüp, ne yapmak istediğini bir kulüp, bilen bir kulüp, hedefleri olan bir kulüp. Onun için de biz de bizim için de iyi bir tercih olacağını düşünerek Keçiören Gücü'yle anlaştık. Şu ana kadarki çalışmalarımız gayet iyi gidiyor. Yeni bir takımımız diyebilirim. Yani yeni oynayan oyuncularımız var bu sene. İlk defa oynayan oyuncularımız var. Geçen seneye bakıldığı zaman. Onların adaptasyonu, uyum süreci. Çok şükür kamp sezonunu iyi geçirdik. Ufak tefek sakatlıklarımız oldu. Özellikle kamp sezonu geçirmeyen ya da sonradan katılan oyuncularla alakalı ama iyi bir seviyeye geldik diye düşünüyorum. İnşallah bu Bolu maçından sonraki milli maç arasında da yapacağımız antrenmanlarla sakat oyuncularımızın da aramıza katılmasıyla inşallah çok daha iyi bir takım olacağız. Dediğim gibi şu ana kadar çalışmalar gayet iyi gidiyor. 3 maçlık periyotta 4 puan topladık. Ligin ilk haftasında Eyüpspor'a içeride 1-0 mağlup olduk ama o maçta da çok fazla pozisyon vermedik. Bizim de pozisyonlarımız vardı. Keza Manisa maçında yine öyle çok fazla pozisyon vermeden golümüz offside gerekçesiyle sayılmayan bir golümüz var. Bir iki tane pozisyonumuz var. Oradan da belki galibiyetle ayrılabilirdik. Ya, bu hafta da yine oyun anlamında top genelde bizde kaldı. Topla oynama oranları genelde bizdeydi. Hücum opsiyonları anlamında da istediğimiz şeyleri sahaya yansıtabildik. Son dakikada da olsa galip gelmek önemliydi bizim adımıza. Ama hak eden tarafın da genel itibariyle bu maçta biz olduğunu düşünüyorum. Şu an için iyi gidiyor. Dediğim gibi inşallah bu cumartesi günü oynayacağımız Bolu maçından da galibiyetle ayrılabilirsek ligin geri kalanı adına bizim takımımıza çok büyük katkılar sağlayacağını düşünüyorum. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Serhat Gürpınar, sohbetimiz devam ediyor. Peki Serhat Hocam, transferde son durum nedir? Transferde son durum genel itibariyle aslında bitirdik. Çok fazla bir transfer yapmayı düşünmüyoruz. İnşallah son ana kadar bir sakatlık olmazsa şu an için çok düşünmüyoruz ama sonuçta bizim Keçiören Gücü Kulübü'nün bir yapısı var biliyorsunuz. Yani potansiyeli olan oyuncularla alakalı transferin son gününe kadar her an her şey olabilir. Yani bünyemize uygun, bütçemize uygun oyuncu bulabilirsek fırsat transferi adı altında kadromuza katabiliriz ama şu an için eksik mevki ya da mutlaka transfer yapılması gereken bir bölge anlamında çok bir ihtiyacımız yok. Son ana kadar bekleriz. Eğer fırsat transferi düşerse devam edebiliriz. Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz Serhat Gürpınar. Serhat Hocam, peki Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, Trabzonspor'u da dahil edebilirim. Bu liglerden gelen oyuncu var mı? Bu takımlardan gelecek olan oyuncu var mı kiralık olarak? Ya şöyle, isimleri gelen oyuncular oldu işin açıkçası. En son Emirhan'ın ismi geldi Beşiktaş'tan. Ama tabii dediğim gibi bu oyuncuların kulübe katılma şartları bizim adımıza önemli. Sonuçta gelip bizde kiralık oynadıktan sonra tekrar kulüplerine döndükleri zaman biz belki performans anlamında bir şeyler almış oluruz ama kulüp menfaatleri gereği bu tip transferler bizim açımızdan çok uygun olmuyor. Daha çok
bonservisiyle birlikte alabileceğimiz oyuncular bizim adımıza daha katkı sağlayacak oyuncular oluyor. Bu tip oyuncuları değerlendirmiyoruz ya da ikinci satıştan pay gibi seçenekler ortaya çıkıyor. Yani bu tip transferleri biz daha çok göz önünde bulunduruyoruz. İsimler gelebiliyor bazen ama dediğim gibi kulübe geliş şekli bu transferlerde belirleyici nokta oluyor işin açıkçası. Sevgili dinleyenler, hattımızda hatırlatalım konuğumuz Serhat Gürpınar, sohbetimiz devam ediyor. Hocam ligin kalitesiyle ilgili yorumunuz nedir bu sezonla ilgili? Yapılan transferler var, tüm takımlar transfer çalışmalarına devam ediyor. Özellikle de maçların oynatılma saati çok tartışılıyor sıcak havalardan dolayı. Ne dersiniz? Evet, %100 katılıyorum. Ama tabii muhtemelen şartlar dahilinde yapılıyor bu da. Evet, hakikaten biz geçen hafta Manisa maçında, son Adana maçında, ilk Eyüp maçında hepsini biz 5'te oynadık. Yani inanılmaz sıcak saatlerde oynadık. Manisa'da oynadığımız saatteki hava sıcaklığı 37 dereceydi. Ve işte hem işin içine nem falan da girdiği zaman hakikaten çok sıkıntılı durumlara düştü özellikle oyuncular. Tabii bu takvim biraz daha ileri alınabilir mi? Ya da bu senenin özelinde hava sıcaklıklarının yüksek gitmesi de bunda etkin olabilir. Ben ilk defa bu kadar yüksek sıcaklıklarda maç oynandığına şahit oluyorum. Evet, önceden de oynanıyordu ama bu kadar sıcakta oynanmıyordu. Ama dediğim gibi bu sene özel bir sıcaklık artışı da mevcut. Ondan dolayı da ama şöyle ligin kalitesiyle alakalı da bence şundan dolayı olduğunu düşünüyorum. Şimdi evet, takımlar lige başladılar ama inan bugün görüyorsunuz bütün takımlar işte transferle hala meşgul oluyorlar. Oyuncu katmanın derdindeler. Evet, ligler başladı ama daha takımlar genel itibariyle hem kadrolarını hem oyun planlarını oturtamadılar diye düşünüyorum. Bu bizim için de geçerli. Maalesef bizde, ülkemizde genel itibariyle böyle bir sıkıntı var. Biz lig devam ederken transfer yapıyoruz. Ama bunun planlaması işin açıkçası çok daha farklı olması gerektiğini düşünüyorum. Yani antrenmanlara başladığınız zaman kadronuzun %90'ının ya da daha fazlasının tamamlanmış olması gerektiğini düşünüyorum. Ama maalesef bizim ülkemizde bu çok olmuyor. Transfer ücretleri ilk başta çok yüksek başlıyor. Sonra düşüşe geçiyor. Tabii kulüpler de haklı olarak transfer politikasını buna göre belirliyorlar. Bu da işin biraz daha geç olgunlaşmasını sağlıyor. Ligin kalitesi bence bu sene geçen senelerden çok daha iyi olacak. Hedefe oynayan takımlar var. Herkesin kadro kalitesi iyi diye düşünüyorum. Bugün, geçen hafta oynadığımız Adana Spor karşılaşmasında bile yani onların 3-4 tane yeni transferi vardı. Almışlar. Onlar da çok katkı sağlayacaktır diye düşünüyorum. Lige renk katacaktır diye düşünüyorum. Yani oynadığımız her takım iyiydi. Maçları da izliyoruz. Yani böyle transfer yasağı olan takımlar bile geçen seneden kalan oyuncularının bu ligde tecrübe kazanmasıyla kaliteyi biraz daha artırmış gözüküyorlar. Hedefe oynayan takımlar var. Mevcutu korumaya çalışan takımlar var. Ben ligin kalitesinin geçen senelerden altta olmadığını, hatta daha üstünde olduğunu düşünüyorum ilk 3 haftaydı. Ha, oyun anlamında ya da gol skor anlamında bu yeterince gerçekleşmemiş olabilir ama bu milli maç arasından sonra daha fazla gollü maçlar, daha iyi oyun kalitesinin daha yukarıya çıktığı maçlar olacaktır diye düşünüyorum. Hocam çok teşekkür ederim değerli yorumlarınız için. Bir sorum daha olacak hocam. Ankara Keçiören Gücü yetiştiren bir kulüp. Ankara Keçiören Gücü, Barış Alper Yılmaz gitti Galatasaray'a. Onun dışında şu anda Çaykur Rizespor'da oynayan İbrahim Olevoyin çok önemli bir oyuncu. Geçtiğimiz sezon gitmişti Rizespor'a önemli bir bonservis bedeli karşılığında. Kulüp yapısı gidip scoutingler aracılığıyla veya izleme ekibi sizler aracılığıyla buluyor, oynatıyor. Sonrasında ciddi bir bonservis ücretine oyuncuyu başka kulüplere gönderiyor. Bu noktada hocam var mı gelecek vadeden önemli oyuncular, yapılan transferleri göz attığınızda yine sürpriz transferler yaptınız. Ne dersiniz hocam? Evet, mutlaka. Evet, zaten bizim senin de söylediğin gibi transfer politikamız biraz daha doğrusu kulüp işleyişimiz ona dayalı olduğu için biz mutlaka
Dışarıdan çok fazla destek almadığımız için biz kendi bünyemizde yetiştirdiğimiz oyuncuları transferle futbol Türk futboluna kazandırmak suretiyle kendini idame ettiren bir kulübüz geçmişte olduğu gibi. Bu sene de bu yapıyla yola çıktık. Bu sene de en az 5-6 tane bu profilde oyuncumuz var. Sağ bek oynayan Bahadır olsun, işte stoper Arda olsun, orta sahada oynattığımız Erkan Develi, Orhan Nağırcı, bunlar ilk defa bu ligde oynayan, sol önünde oynattığımız 2004 doğumlu Innocent var, Nijeryalı oyuncumuz, 2003 doğumlu Kamara var, oyuncumuz santraforumuz Koray Kılınç var, bunların hepsi inşallah bu sene performans gösterip yukarıyı yakalayabilecek oyuncular. Üçüncülükten gelen Bilal ve Halil Canayan oyuncularımız var. Bunlar da 2003'lü, 2001'li. Yani bunların hepsi potansiyel oyuncular. Şahverdi var bu hafta golümü zaten. O da Ankara gücüyle boy göstermişti bu liglerde ama bu seneki performansı hakikaten daha da yukarıya taşıyacaktır diye düşünüyorum. Bunların hepsi bizim potansiyel oyuncularımız, tecrübeli oyuncularımız da var. Ama bu sene ilk defa bu formayı giyen bu oyuncular inanıyorum ki önümüzdeki dönemde transfer piyasasında konuşulacak isimler. İnşallah biz de bu anlamda bu oyunculara katkı sağlamaya çalışacağız. Bunun için de elimizden gelen her şeyi yapacağız. Hocam çok teşekkür ederim değerli yorumlarınız için. Ben teşekkür ederim Salim. İyi yayınlar. Görüşmek üzere hocam. Hoşçakalın. Başarılar. Teşekkürler. İyi yayınlar. Sağ olun hocam. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım, Serhat Gürpınar'dı. Şimdi kısa bir ara, aranın ardından biz buradayız. Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor. Sevgili dinleyenler, yayınımızda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birazdan hattımızda konuğumuz Hakan Köker olacak. Hakan Köker'le birlikte bugün oynanacak olan Adana Demirspor Genk maçını konuşacağız. Kendisi Adana Demirspor'u yakından takip ediyor. Hürriyet'te görev alıyor. Birazdan Hakan Köker bizlerle birlikte olacak sevgili dinleyenler. Yaşanan gelişmeler var. Hemen bu gelişmeleri de aktaralım sizlere. Önemli gelişmeler var. Enes Tepecik, Adana Demirspor'un da gündemindeydi. Ankara Gücü 19 yaşındaki genç yetenek Enes Tepecik'le anlaştı. Az önce İtalyan gazeteci Di Marzio bu haberi paylaştı. Genoa, Berkan Kutlu'nun transferi için Galatasaray'la anlaştı. Berkan Kutlu sabah saat 9.35'te Roma'ya gitti. Az önce de yeni takımıyla birlikte 1+3 yıllık sözleşme imzaladı. Transfer kiralık satın alma opsiyonuyla gerçekleşti. 500 bin euro kiralama bedeli, 3,5 milyon euro satın alma opsiyonu. Zaten dün bunu belirtmiştik. Hafta sonunda oynanacak olan Ankara Gücü Fenerbahçe maçı Eryaman Stadyumu'nda oynanıyor. Dün zaten Ankara Gücü Başkanı Sayın Faruk Koca ile de konuştum. Fenerbahçe maçı Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanacak. Konuyla ilgili açıklama yapacağım demişti. Bugün zaten Sayın Başkan konuyla ilgili açıklama yaptı. Anadolu Ajansı'nın sorularını yanıtladı ve bir de Ankara Gücü'nün 113. yıl dönümü, bununla ilgili de bir mesaj yayınladı. Bunu belirtelim. Az önce anons etmiştim. Hattımızda konuğumuz Hakan Köker. Adana Demirspor Genk maçını konuşacağız. Kendisi Hürriyet'te görev alıyor. Adana Demirspor'u çok yakından takip ediyor. Hakan abi hoş geldin. Merhaba, nasılsın? Salim'cim merhaba. Öncelikle sıcak bir Adana gününde yine tüm dinleyenlerimize Adana'dan sevgilerimizi, saygılarımızı gönderelim. Teşekkür ederim Hakan abi. Adana Demirspor tarihinin en önemli maçı. Evet. İlk maç 2-1 sonuçlandı. Rakip takım Genk kazandı. Bugün Adana'da nasıl bir ortam var? Muhtemel 11 nasıl? Bunlarla ilgili yorumunu alacağım. Öncelikle hava sıcaklığı nasıl? Akşamları nasıl oluyor? Şöyle, Adana'da öncelikle 2 gün kadar önce bir yağmur yağmıştı. Kısa evet. Bir süreli.
O böyle biraz kırdı gibi ama yine de hava sıcak gündüzleri, akşamları da yine yoğun bir nem var. Ama o Osijek takımının geldiği günkü nem kadar olmasa da bunaltı, yani Avrupalılara göre bunaltıcı bir nem var. O hava durumuyla ilgili bunu söyleyelim. Yani biraz zorlanacaklar burada, bunu söyleyelim. Muhtemelen 11 genelde benim tahminim yine aynı 11'de çıkacak. Onun dışında çok bir değişiklik görmüyorum. Belki Niang 11'de olabilir ya da Nani'yi de ilk 11'de başlatmayabilir ama yani bir iki değişiklik dışında yine standart kadromuz oynayacak. Ortama gelince burada biletlerin çoğu, hemen hemen hepsi de diyebiliriz, tükendi. Sen biliyorsun Adana Demirspor taraftarı takımını hiçbir zaman ne içeride ne dışarıda yalnız bırakmayan bir taraftardır. Coşkulu bir taraftardır. Evet. Sen de yıllardır Demirspor tanıştın, takip edersin. Şimdi Genk maçına gelince, Genk maçında herkes gördü, izledi. Aslında şanssız bir yenilgi aldık. Yani oradan 1-0 galibiyetle veya en kötü ihtimal beraberlik dönebilir. Ama her şeye rağmen ben bugün Adana Demirspor'un taraftarının huzurunda, onların da coşkusuyla, hava şartlarının getireceği avantajla da Genk takımını eleyeceğine inanıyorum. Evet, sen de söyledin, tarihinde ilk kez Adana Demirspor Avrupa'da oynuyor. Çok büyük bir başarı. Ve iki tane Avrupa takımını da eledi. O da büyük bir başarı. Genk takımı da biliyorsun boş bir takım değil. Sonuçta Şampiyonlar Ligi'nden buraya geldi Genk takımı. Evet. Ve ben Avrupa'daki tüm takımları işlerini çok ciddi yaptıkları için çok önemserim. Avrupa'nın tüm takımları sınıf ayırt etmeksizin dikkate alınmalı. Genk takımı da dikkate alınacaktır. Teknik direktör Kluivert'ın son hamlelerini, önlemlerini aldığını düşünüyorum. Önemli olan tabii ki gol yememek. Gol yemeden atacağımız goller ve çok önemli. Dediğim gibi ben bugün Adana Demirspor'un taraftarının desteği ve hava şartlarının getireceği avantajla da Genk takımını da eleyip gruplara kalacağına inancım tam. İnşallah da öyle olur diyor. Sevgili dinleyenler, hatırlatalım hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım, Hakan Köker. Hakan abi, muhtemel 11'den bahsettik az önce. Muhtemel 11 ile ilgili çok merak ediyorum. Bugün Goran mı oynayacak, Ertaç mı, ne dersin bu noktada? Avrupa'da hoca Goran Karasic'e şans veriyor. Ya bence yine Goran'la devam edecek. Yani kalede bir değişiklik olacağını sanmıyorum. Yani Kluivert'ın kadroda çok oynayan bir teknik direktör değil. Biliyorsun şimdi Adana Demirspor bir Montella başarısı yaşadı. İki sezon boyunca Süper Lig'de. İlk çıktığımız yıl 9. son geçen sene de 4. bitirdik. Avrupa'ya kaldık. Şimdi Kluivert zeki bir hoca. Neden zeki bir hoca? Çünkü Montella'nın oyun sistemini, kadrosunu bozmadı. Evet. Onunla devam ediyor. Yani şöyle, hani işleyen bir demir var, bir sistem var. Ona çok da çomak sokmak istemedi. Bu nedenle ben Kluivert'ı bu anlamda zeki görüyorum. Ama tabii ki oyun içerisindeki maçlarda oyuncu değişikliğini bazen geç yapması, bunlar tartışılır. Veya muhtemel kadroda bir iki kişi de olsa bir oynaması bazen bir denge bozabilir belki. Ama Adana Demirsporlu futbolcuların müthiş bir mücadele isteği, gücü var. Zaten bizim en büyük silahlarımızdan biri bu. Öne çıkan, biliyorsun sen de, son haftalarda bir Yusuf Sarı var. Evet. Yani Yusuf gibi, yani takımlarda Salim, maçın kaderini değiştirecek yetenekli oyuncular vardır. Yani bazı taraftarlar hatta onları izlemek. Hani Sergenler gibi, işte Ardalar gibi, yani her an böyle sahneye çıktığında maçın kaderini değiştirecek yetenekli oyunculardır onlar. Bence Yusuf Sarı da bunlardan bir tanesi Adana Demirspor'da. Performansı da iyi maşallah. Nazar değmesin diyelim. Allah sakatlık vermesin. Yusuf Sarı'nın bugün takıma koyacağı katkı çok önemli. Ben Yusuf Sarı'nın bugünkü katkısını çok önemsiyorum. Çünkü Yusuf Sarı topu aldığında ve her gidişinde mutlaka tehlike yaratabilecek. Ceza alanına girdiğinde penaltı yaptırabilecek. Gol yapabilecek, gol pası verecek yetenekte bir oyuncu. Bunun yanı sıra Belhanda'yı çok önemsiyorum. Her an her şey yapabilir. Emre Akbaba keza aynı şekilde. Yani Adana Demirspor'un birebir ele aldığımızda gerçekten oyuncuları çok yetenekli. Birbirinden farklı özellikleri olan oyuncular. Ama dediğin gibi Yusuf Sarı, Emre Akbaba, Belhanda
gibi oyuncular. Şerif yakaladığı pozisyonları gol yapma anlamında biraz daha becerili olabilirse Şerif belki de ligin en iyi golcülerinden olabilir ama yakaladığı pozisyonlarda son vuruşları çok iyi yapması gerekiyor. Yani bugün dediğim gibi biraz önce de ben Demirspor'un futbolcularının da buna çok inandığını görüyorum, izliyorum ve ben bugün genç takımını eleyeceğimize inanıyorum. Dün akşam sevgili Metin Korkmaz ve kıymetli başkan Murat Sancak'la bir karşılaştık. Adana'da yürüyorlardı. Evet. Onlara da aynısını söyledim. Onlar da takımlarına inanıyorlar, güveniyorlar. Tabii onlar da tedbiri elden bırakmadan kolay maç olmayacak diyorlar. Kolay maç olmayacağını ben de düşünüyorum, inanıyorum ama dediğim gibi ben Demirspor'a güveniyorum. Yani elbette kolay maç yoktur. Her takım 11 kişi sahaya çıkıyor, 11 kişi mücadele ediyor. Ama benim Demirspor'a karşı inancım bugün çok yüksek ve ben hiç bir aksilik olmazsa bugün de turu geçeceğimize inanıyorum. Avrupa'da ilk defa tarihinde oynamış olan Adana Demirspor'a da bu şansı veren, Süper Lig'de gerçekten başarı kaydeden Adana Demirspor'u maddi ve manevi anlamda hiç kimseye ve hiçbir kuruluşa muhtaç etmeyen Başkan Murat Sancak'a da teşekkür etmek gerekiyor. Bir Adanalı olarak gerçekten Adana Demirspor tarihinin en ışıltılı günlerini yaşıyor. İnşallah da böyle devam eder. Ben ligde de Adana Demirspor'un bir taraftan kupa, bir taraftan da lig devam ediyor. Biliyorsun önümüzdeki günlerde de ertelenen Beşiktaş maçı oynanacak Adana'da. Ben Adana Demirspor'un bu sezon ligde de daha başarılı olacağına inanıyorum. Çünkü oynadığı oyun, takım kurgusu, kadrosu, oyuncuların bireysel yeteneklerini göz önüne aldığımızda diğer rakipleri de izlemeye başladık, görüyoruz. Onları da düşünerek ben bir yandan ligi de Demirspor'un çok başarılı bir şekilde götüreceğine inanıyorum ama bugün büyük bir coşku yaşanacak Adana stadında. Muhteşem bir taraftarın önüne çıkacak genç takımı, nem oranı yüksek olacak, sıcak olacak, taraftarlar takımlarını yalnız bırakmayıp destekleyecekler. Böyle bir ortamda ben Osijek maçındaki 5-1'lik galibiyetimiz gibi olmasa da galibiyetli bir sonuçla ben genç takımı Belçika'ya göndereceğimize yine diyorum sonsuz bir şekilde inanıyorum. Peki şunu da sormak istiyorum abi sana direkt. Adana Demirspor ile ilgili. Adana Demirspor Genk'le oynayacak. Transfer çalışmaları da devam ediyor bu noktada. Evet. Transferlerle ilgili neler söylersin? Ya şöyle, ben transferleri çok kesin olup imza atmadıktan sonra duysam da yazmıyorum. Hani bu bir prensip diye düşünüyorum. Transferler konusunda Başkan Murat Sancak daha önce biliyorsun defalarca açıklama yapmıştı. Yani biz çok pahalı futbolcu değil de takıma uyan, bizim dokumuza uyan, bizim dokumuza uygun futbolcuları almak istiyoruz. Takıma katkı sağlayacak isimleri almak istiyoruz demişti. O konuda çalışma yapıyorlar zaten. Hem Metin Korkmaz hem Başkan Murat Sancak. Ben Demirspor'a gelen tüm oyuncuların Demirspor'a katkı sağlamak için tüm güçlerini ortaya koyduklarına inanıyorum. Öyle de olmak zorundalar. Çünkü kendilerini destekleyen büyük bir taraftar kitlesi var. Hiçbir konuda kendilerini hiç kimseye muhtaç etmeyen, maddi konu biliyorsun futbolda çok önemli, bir başkan var. Yani futbolcunun istediği tüm ortam aslında burada var. Yani sadece onlara sahaya çıkıp oynamak kalıyor. Tesis var, para var, taraftar var. Avrupa standartlarında bir stat var. Futbolcu başka ne ister Salim? Başka bir şey istemez. Onun görevi de o zaman sadece sahaya çıkıp oynamak, görevini yerine getirmek. Yani transferlerde başkan maddi ve manevi konuda inceleyip sık dokuyor. Dediğim gibi yani çok pahalı futbolcudan ziyade takım dokusuna uyan ve takıma katkı sağlayacak oyunculara yöneliyor. Demirspor biliyorsun bazı oyuncular için de vitrin oluyor. Yani bugün Yunus döndükten sonra Galatasaray'da biraz da olsa şans bulduysa, bugün İngiltere'ye transfer olduysa
Demirspor'daki başarısına borçlu bunları. Kendi de çok yetenekli bir futbolcu. Ona da başarılar diliyorum. İnşallah orada yine bizim millet olarak yüzümüzü güldürür, alnımız ak çıkarır. Ama Demirspor'daki başarısıyla Yunus bir anda hem kendi kulübü Galatasaray'ın dikkatini çekti. Sonra da zaten transfer oldu gitti. Yine Yusuf Sarı bu kadar önemli bir performans mesela sen veya futbol severler bekliyor muydu Yusuf Sarı'dan? Bence en güzel dönemlerini yaşıyor. Belki daha da iyi olabilir. Ondan sonra Nani son alınan Yusuf var biliyorsun. Bir transfer, yeni transfer. Genç bir isim. O da katkı sağlayacaktır. Yusuf Erdoğan elinden geleni yapmaya çalışıyor. Katkı sağlamaya çalışıyor. Gol atıyor veya mücadele ediyor. Yani Adana Demirspor'daki oyuncuların ha, kim transfer olursa olsun bir kere takıma çabuk adapte olduğunu görüyoruz. Bu çok önemli. O da bulundukları ortamdan. Yani dediğim gibi para sorunu yok. Taraftar var. Çok güzel tesisler var. Çok güzel bir stat var. Çabuk da uyum sağlıyorlar. Yani şöyle söyleyeyim açıkçası. Demirspor'da başarılı olan, Demirspor'a geldiğinde elinden gelenin fazlasını vermek isteyen ve bunu da sahaya yansıtan her futbolcu aslında kendi kazanır. Bu böyle. Ben o yüzden Demirspor'un yaptığı transferlerin şu an için kötü olduğunu düşünmüyorum. Futbolcuların kendi performansları fazlasıyla ortaya koymak için mücadele edeceklerine inandığım için. Peki bugün maç konuştuk abi. Sen Adana Demirspor şanslı görüyorsun. 2-1'lik mağlubiyetten normal bir mağlubiyet deplasmanda. Onu da vurgulayalım. Evet. Gelen mesajlar var. Bu mesajları da paylaşmak istiyorum. Mahsun Başdoğu yazmış İstanbul'dan. Hı hı. Hemen mesajı okuyorum abi. İyi yayınlar kardeşim. Hakan abiye selamlar. Bugün ilk 11'den hani var deniliyor ama bence Akintola daha faydalı olabilir diye düşünüyorum. İnşallah gruplara kalacağız demiş. Yorumun nedir abi bu noktada? Az önce konuştuk. İnşallah. Kardeşime de selamlar olsun. Teşekkür ediyoruz ilgisine. Biraz önce zaten söylemiştim. Belki Nani de olmayabilir demiştim. İlk 11'de. Çünkü onu ilk 11'de bir şeyde denemişti geçen maçta. O olmayınca Akintola olacaktır. Ama Akintola'nın da Salim sen biliyorsun yani artık bir kendine gelmesi gerekiyor. Yani bu bizim Hatay Spor'da izlediğiniz Akintola mı sence? Yani Akintola'dan beklentiler transfer edildiği günden beri çok yüksekti zaten. Yani Akintola'nın hani şöyle söyleyeyim sana saçlarına verdiği özeni biraz saha içerisinde kendine vermesi gerekiyor. Evet. Ya Akintola bu değil çünkü. Ya Akintola oynadığında işte biraz önce söylediğim oyunun kaderini değiştirecek yetenekli oyunculardan bir tanesi. Peki ben sana sorayım şimdi. Sence Akintola'yı sen yeterli buluyor musun? Ya da sen teknik direktör olsan ilk 11'de oynatmak için ilk aklına gelen isim olur mu şu anki performansıyla? Yani ben yeterli bulmuyorum. Değil mi? Yani. Çünkü Akintola bu değildi. İzlediğimiz bir oyuncuydu. Hatay Spor'da uçuyordu Akintola. O yüzden Akintola'nın da bir şekilde kendine gelmesi lazım. İyi bir Akintola zaten hem Demirspor'a çok büyük katkı verecektir hem de kendisine katkı verecektir. Yani Nani o yaşına rağmen tecrübesiyle birlikte elinden geleni yapmaya çalışan gerçekten karakterli bir oyuncu. Oyuncunun karakterli olması çok önemli. Evet. Yani o yüzden zaten bu oyuncular 36-37 yaşlarına kadar futbol oynuyorlar. Karakterlerinden, işlerine olan saygıdan önce işlerine saygı duyacaklar. Evet. Avrupalıların bizden ayrı olan en büyük ve tek özelliği işlerine saygılı olmaları. Evet. Yani antrenmanını yapıyor, beslenmesine dikkat ediyor, ekstra antrenmanını yapıyor, yaşam koçu tutuyor, ekstra antrenör tutuyor, işine olan saygı. Bu benim işim, bu benim işimse bunu en iyi şekilde yapmak zorundayım diyor. Evet. Akintola'nın da o yüzden işine sahip çıkmak gerekiyor. Kendi yeteneğini sahaya koyup bize o eski Akintola'yı izletmesi gerekiyor. Doğru. Akintola olabilir. Akintola olursa o da faydalı olacaktır diye bugün düşünüyorum. Çünkü evet. Olmak zorunda. Ben de aynı fikirdeyim abi. Evet. Hakan abi çok teşekkür ederim. Adana'ya selamlar. İnşallah Adana Demirspor, Beşiktaş, Fenerbahçe, Turatlar ve UEFA Konferans Ligi'nde gruplara kalır.
Bu gece evet, bizim gecemiz olsun diyelim. İnşallah. UEFA Konferans sana... Ligi'nde tüm temsilcilerimize başarılar dileyelim. Ülke puanımız açısından, prestijimiz açısından çok çok önemli. Evet, buyur ben abi. Mesajın sana, nedir son olarak? Ben de sana ve kıymetli dinleyenlerimize çok teşekkür ediyorum. Evet, ben de senin dileklerinin hepsine imzamı atıp katılıyorum. Avrupa'da mücadele eden tüm takımlarımıza gönülden başarılar diliyoruz. Evet. Ve aldıkları sonuçlarla da gerçekten bu sezon ülke puanına çok büyük katkı sağladılar. Evet. İnşallah böyle devam eder. Çünkü alacakları her galibiyet, atlayacakları her tur ülke puanını yukarı çıkaracak ve diğer takımlarımıza da önümüzdeki yıl şans doğacak. Hepsine gönülden başarılar diliyorum. Hepsine inanıyoruz, hepsine güveniyoruz. Sakatlık olmadan hepsine tur diliyorum. Teşekkür ederim Hakan abi. Aynı dilekleri paylaşıyorum. Görüşmek üzere, hoşça kal. İyi yayınlar, teşekkürler. Sağ olun. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Hürriyet Adana'dan, Hürriyet Gazetesi Adana'dan Hakan Köker'di. Adana Demirspor Genk maçını konuştuk. Muhtemel 11'leri konuştuk. Bunu belirtelim. Yayınımızın da sonuna geliyoruz sevgili dinleyenler. Bugün biraz geç başladık. Sebebi de basın toplantıları vardı. Bugün Perşembe. Perşembe günleri Radyo Spor'da Tıp Fakültesi programında Doktor Tamer Sözen ve Fatih Cumhur Sarıkan süper ikili sizlerle birlikte olacak 13-14 arasında. Yarın saat 12'de görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın. Salim Manav'la Anadolu Ateşi sona erdi. Radyo Spor.